Evet değerli izleyenler, bültenimizi yurt haberleriyle noktalıyoruz. Hafta sonu ana haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. En önemlisi sağlıcakla kalın. Bursa'dan Ankara'ya giden yolcuyla otobüs şoförü arasında yaşanan tartışmada ortalık karıştı. Kadın yolcunun ön tarafta oturan bir başka yolcuya "İnşallah otobüsün ön camı patlar, yüzün paramparça olur." sözleri kan dondurdu. Ben bu otobüs hareket ettim. Beyefendi bakın, ayrıca bir şey söyleyeyim. Sizce kırık camlı araçla diyorum, bu kadar yolcu taşımamın diyorum, mantıklı bir tarafı var mı? Sanırım aracın muayenesi de eksik. Beyefendi yoluna devam etsin, anlaştığımız gibi fazla da şey yapmasın, bizi kapatsın, herkes kendi koltuğunda oturuyor. Fazla da rahatsız etmesin çünkü çok gayret bari tehlikeler var. Ben sizin rahatsız oluyorsunuz. İlk kahveden başladınız, bana mecbursunuz diyorsunuz, araca çekeceksiniz diyorsunuz, bana kahve getireceksiniz diyorsunuz. Ondan sonra kahve edip aracım diye sormadınız. Adam dinledi, müziği kendisi zor duyuyor. Yok müziği kapamak zorundasın diyorsunuz. Bana gelmiş diyor ki, yok arabanın altında kalırsın diyor. Kanser olursun bilmem ne diyorsun. Ya. Şanlıurfa, Hardan Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Havadan da görüntülenen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Konya'da parlayan sobanın yerinden sökülen boruları nedeniyle odanın dumanla dolmasından etkilenen yaşlı kadının yardımına sağlık ekipleri yetişti. Turizm kenti Antalya'da koronavirüs kısıtlamasından muaf turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu. 20 dereceyi bulan sıcaklıkta turistler hem güneşlendi hem de deniz keyfi yaptı. Son yılların en kurak günlerini yaşayan Düzce'de günlerdir beklenen yağmur geldi. Yağışın 15 Ocak Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Bursa'da mobilya üretimi yapan bir fabrikanın sünger kısmında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın havadan görüntülendi. Gaziantep'in yöresel ürünlerinden olan kurutmalıkların fiyatı salgın nedeniyle yarı yarıya düşerken kurutmalık satıcıları talebin artmasıyla kargolara yetişemiyor.